Toplantı 11'de değil miydi? Beni saçma sapan şeyler yüzünden rahatsız etme artık. Ahmet Bey odasında mı hala? Odasında Sevim Hanım. Çıkmadı mı hiç? Çıkmadı. Tamam peki. Açar mısın kapıyı? Aç da konuşalım. Al bakalım. Aç ağzını. Tamam. Tacım ben sana bir şey soracağım. Soracağım. Sen hayallerle iş yapıyordun değil mi? Evet tabii. Ya geçen gün bir kitap aldım sahaflardan. Ya bir baktım önünde Koray Sayar yazıyor. Direkt sen geldin aklıma. Ya aslında kitap pek mühim değil. Arkasında uzun bir yazı var. Sanki mektuba benziyor. Ya ben bunu vermek için geldim aslında. Sen belki aileyi tanıyorsun, vermek istersin. Ben nasıl ulaştıracağımı bilemedim. Ya Zehra'cığım ya bu çok garip bir şey. Koray Sayar yıllar önce vefat etti biliyorsun değil mi? Hayal meyal hatırlıyorum evet okumuştum gazetelerde. Yani veremem diyorsan ben bir şekilde ulaştırmaya çalışırım. Yok yok hayır tamam teşekkürler ben ulaştıracağım. Ahmet Bey merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ya ben sizi rahatsız ettim. Ya zaten rahatsız mısınız geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Çok vaktinizi almayacağım. Çok kısa kalacağım gerçekten. Sadece biliyorum çok saçma ama benim bir arkadaşım bir sahaftan bir kitap satın almış. Bu kitabın içinden de bir mektup çıkmış size ait olan. Ben okumamış olduğunuzu düşündüğüm için onu size getirmek istedim. En arka sayfasında. Ahmet Bey bakın eğer ben sizi üzdüysem çok özür dilerim. Gerçekten böyle bir niyetim yoktu. Ben sadece hani çok hassas bir mevzu biliyorum ama yani size ait bir mektup görünce neyse ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim zaten. Tekrar kusura bakmayın ya. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Ahmet, aç kapıyı merak ediyorum seni. Lütfen. Peki açma. Thank you.
artık konuşmamızın zamanı geldi senin. Kerem'in hiçbir suçu yok. Buna kızma sen. Böyle bir şeye nasıl inanır? Çocuk değil ki artık. Ben de inandım. İnanmak istedim. Koray'ın beni affettiğini duymak istedim senin. O yüzden Kerem'in hiçbir suçu yok. Ben oğlumun hayallerini yıktım sevim. Koray'ı yerle bir ettim ben. Öyle deme. O arabaya sen Koray'ı bindirmedin. O kazayı sen yapmadın. Ali. Her şeyi öğrenmişti. Şirketin durumunu. Vergi borcumuzu. Elden yaptığımız ödemeleri, yabancı ortağımızla yaptığımız gizlilik anlaşmasını, hepsini yapamazsınız dedi. Önce ikna etmeye çalıştım ama beceremedim. Hissemi çekerim dedi. Sonra onunla da yetinmedi. Her şeyi anlatırım. İhbar ederim dedi. İkna edemedim. Büyüyorduk o zaman. Çok hızlı büyüyorduk. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Kimse bana karşı çıkamaz. Kimse bana hayır diyemez. Öyle düşünüyordum. Ben en yakın arkadaşım, can dostumu, karısını... Hayır yapmadım de. Barış'ı düşün dedim. Ahmet lütfen. Ama bir şekilde durdurmam gerekiyordu. Engel olmam gerekiyordu. Duymak istemiyorum artık. Ben söyledim. Barış'ın ailesine. Ben öldürdüm. Koray'la o yüzden kavga ediyorduk o gün. Her şeyi öğrenmiş. Benden hesap soruyordu. Benim babam böyle bir şey yapmaz, yapamaz diyordu. Yalan söyleyemediğim için hayır diyemedim. Gözümün önünde çıktı, bindi arabasına. O gün Koray'ı o arabaya ben bindirmedim ama ölümüne ben sebep oldum senin. Oğlumun eceli oldum ben. Şimdi ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ne yaparsam yapayım çıkmıyor elimdeki kan lekesi senin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.